Yeni bir MacBook, iMac ya da Mac Mini aldığınızda bu yeni bilgisayarınızı daha verimli bir şekilde kullanabilmeniz için, daha pratik bir şekilde kullanabilmeniz için yapmanız gereken bazı ayarları göstereceğim. Ya da bir süredir Mac kullanıyorsunuz ama bu ayarları yapmadıysanız da şimdi göstereceğim ayarları yaparak Mac'inizi çok daha pratik bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Genellikle laptop kullanıcıları bilgisayarlarını harici bir mouse'la kullanmayı tercih ederler. Fakat MacBook'larda durum biraz farklı. Trackpad o kadar verimli çalışıyor ki alıştığınızda onsuz yapamıyorsunuz. Tabii önce bazı ayarları değiştirmek gerekiyor. Önce Mac'imizin sol üst köşesindeki elma logosuna tıklıyoruz. Sistem tercihlerine giriyoruz. Açılan menüden izleme dörtgenini seçiyoruz. Trackpad Türkçe Mac'lerde izleme dörtgeni olarak çevriliyor. Bu kısımda trackpad ile ilgili tüm ayarlarımızı değiştirebiliyoruz. Açılan ilk sekme olan işaret etme ve tıklama sekmesinde ikincil tıklamayı aktif hale getiriyoruz. Bunu yaparak trackpad'imizde mouse'larda kullandığımız sağ tuş fonksiyonunu aktif hale getirmiş olduk. Artık iki parmağımızla trackpad'e tıkladığımızda mouse'a sağ tıklamış olacağız. Bir diğer önemli fonksiyonu da aktif hale getirelim. İkinci tıklamanın hemen altında tıklamak için dokunma seçeneğini görüyoruz. Bunu aktif ettiğimizde artık trackpad'imize tıklamak yerine dokunmamız yeterli olacak. Yani basmadan sadece dokunarak işlem yapabileceğiz. Diğer iki alt başlık olan sarma ve büyütme ile daha fazla hareket sekmelerinde de tercihimize göre trackpad'i kişiselleştirebileceğimiz ayarlar yer alıyor. İhtiyaç duyduğunuz değişiklikler olursa bu kısımdan yapabilirsiniz. Mac'inizi bir mouse ile kullanıyorsanız ya da MacBook değil de bir iMac kullanıyorsanız bu kez fare menüsünden benzer fonksiyonları açık hale getirebilirsiniz. Açıkçası Mac'li trackpad o kadar verimli çalışıyor ki ve ben yıllardır öylesine alıştım ki iMac'le kullansam, Mac Pro ya da Mac Mini'de kullansam trackpad'le kullanmayı tercih ediyorum. Bu beni hem genel kullanımda hem de video editlerken oldukça hızlandırıyor. Ve tabii en çok kullandığımız Finder. Mac'te tüm dosyalama işlemleri Finder üzerinden yapılır. Mac'imiz açıldığında ilk olarak Finder'ı görüyoruz. Finder otomatik olarak açılıyor ve diğer uygulamaları kullandığınız sırada da açık kalıyor. Tabii bizim Finder için de kullanımı kolaylaştırıcı bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Elma logosunun hemen yanında yer alan Finder'a tıklıyoruz. Açılan menüde en altta klasörleri yeni pencereler yerine yeni sekmelerde aç seçeneğini göreceksiniz. Bu seçenek bilgisayarınızı ilk açtığınızda varsayılan olarak aktif halde geliyor. Yanındaki tiki kaldırarak bu fonksiyonu kapatabiliriz. Peki kapatınca ne oldu? Hemen göstereyim. Finder'da bir pencere açtınız. Örneğin belgeleri açtınız. Yeni bir pencere daha açmanız gerekiyor. Sağ tıklayıp yeni pencere de aç diyorsunuz. Yeni pencere de açılıyor. Fakat biz az önce kapattığımız sekmeyi kapatmasaydık ne olacaktı? Ona da bakalım. Gördüğünüz gibi yeni pencerede aç yerine artık yeni sekmede aç seçeneği gelmiş. Yani bu şekilde bıraktığımızda aynı pencere içerisinde farklı sekmeler olarak, yeni sekmeler olarak açıyor. Çok fazla açık pencere olmasının ve muhtemelen daha fazla RAM kullanımının önüne geçiyor olsa da sürükle bırak gibi basit işlemleri pencereler arasında yapmanın pratikliği ve aynı anda farklı klasörleri görüntüleme gibi ihtiyaçlar için bu seçeneği kapatmak bana daha pratik geliyor. Yani yeni sekmede değil de yeni pencerede açmak benim için daha kullanışlı. Tabii Finder konusuna girmişken önemli bir kısma daha değinmem gerekiyor. Kullanım sırasında Finder'ı açtığınızda sol tarafta belgeler, masaüstü gibi öğeleri görürsünüz. Zaten tüm kullanım da bu kısımdan yapılıyor. Buradaki seçenekleri de biz belirleyebiliyoruz arkadaşlar. O da çok basit. Az önce yaptığımız gibi Finder menüsünde bu kez kenar çubuğu başlığına tıklıyoruz. En üstte favoriler yazıyor. Buradaki listede yanına tik koyduğumuz başlık otomatik olarak Finder menüsüne geliyor. Mesela filmler klasörü bilgisayarı ilk açtığınızda, ilk kurduğunuzda bu kısımda görünmez. Varsayılan ayarlarda kapalı olarak gelir. Ben açık kullanıyorum çünkü Final Cut projelerim bu kısımda saklanıyor. Ayrıca eklediğim template ve eklentileri de yine bu kısımdan ekliyorum. Onu da ayrı bir videoda detaylı olarak anlatırım arkadaşlar. Ve klavye. Bir iki küçük ayarlamayla klavyenizi de daha verimli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii burada da tercihe bağlı, kullanım alışkanlıklarına bağlı durumlar var. Ben kendi yaptığım ayarları kısaca göstereceğim. Birçoğunuzun işine yarayacağını düşünüyorum. Yine elma logosundan sistem tercihlerine giriyoruz. Bu kez klavye seçeneğine tıklıyoruz. Açılan menüde 5 ana sekme göreceksiniz. Bunlardan ikincisine metin sekmesine tıklıyoruz. Açılan bölümde sağ üstte yazım hatalarını otomatik düzel seçeneği işaretli durumda. Bunu pasif hale getirebiliriz çünkü bilgisayarın yazdıklarımızı otomatik düzeltmesi her zaman avantajlı bir durum olmayabiliyor. İlk harfleri otomatik büyütme, boşluk tuşuna çift basınca nokta ekleme gibi seçenekleri de buradan değiştirebiliriz arkadaşlar. Bu arada klavye sekmesinde de bazılarınızın kullanmayı tercih edebileceği bir seçenek bulunuyor. MacBook'larda klavye ışığı varsayılan olarak her zaman açık olarak gelir. Kullanmadığınızda otomatik olarak kapanmasını ve dokunduğunuzda açılmasını istiyorsanız bu seçeneği tıklayıp buradan otomatik kapanmasını istediğiniz süreyi de belirleyebilirsiniz arkadaşlar. MacBook'ları genellikle pil gücüyle kullandığımızı düşündüğümüzde pil tasarrufuna katkı sağlayan bu tip detaylar önemli olabiliyor.
Hazır pilden bahsetmişken o konuyla ilgili de birkaç detaya değinelim. Mac'inizin kullanmadığınız durumlarda otomatik olarak uyku moduna geçmesi, arka planda devam etmekte olan bir işlemin upload ya da download'un kesilmesine neden olabiliyor. Hem işlem devam etsin hem de güç tasarrufu yapayım diyorsanız benim kullandığım basit bir yöntem var arkadaşlar. Elma logosu sistem tercihleri pil menüsüne giriyoruz. Kullanım geçmiş sekmesinin altında pil sekmesine tıklıyoruz. Bu kısımda Mac'inizi pil gücüyle kullanırken ekranın otomatik kapanma süresini ayarlayabilirsiniz. Pil sekmesinin altındaki güç adaptörü sekmesinde ise adaptör takılıyken geçerli olan ayarları belirleyebiliyoruz. Pil kısmında varsayım olarak aktif halde gelen mümkün olduğunda sabit diskleri uyku durumuna geçir seçeneğini pasif hale getirip ekran kapanma süresini değiştirdiğimizde 3 saat çok fazla olabilir, 1 saat yapalım. Ekran 1 saat kapanmayacak. Diskleri uyku durumuna geçir komutunu da iptal ettiğimiz için pil de çalışırken uyku moduna geçmeyecek. Peki pil tasarrufu nasıl olacak? Onu da göstereceğim. Önce güç adaptörü sekmesinde benzer ayarları yapalım. Bu kısımda da mümkün olduğunda sabit diskleri uyku durumuna geçir seçeneğini kapattık. Ve ekran kapalıyken otomatik olarak uyku durumuna geçmesini engelle sekmesini de açtık. Tamam diyelim. Ekran kapanma süresini de ayarlayalım. Burada işimiz bitti. Bu arada hazır bu menüdeyken zamanlama sekmesini de kısaca göstereceğim. Daha sonra bu şekilde kullanırken nasıl güç tasarrufu yapabileceğiniz kısma geçeceğiz. Başlat ve uyandır ve uyku seçeneklerini aktif hale getirip Mac'inizin istediğiniz gün ve saatte açılmasını ve uyku moduna geçmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan gün ve saat belirleyip uygula demeniz yeterli. Şimdi değiştirdiğimiz pil ayarlarıyla nasıl güç tasarrufu yapabileceğimizi de görelim. Ekran kapanma süresini 1 saat yaptık. Arka planda devam eden işlemimiz var. Bilgisayarda bir işimiz yok. F1 tuşuna basılı tutarak ekran ışığını tamamen kapatabiliriz arkadaşlar. Klavye aydınlatmasını da 5 saniyeye ayarlamıştık. Klavye aydınlatmamız da kapanıyor. Bilgisayarınız şu an kapalı gibi görünüyor ve arka planda işlem yapmaya devam ediyor. Bir upload yapıyor olabilirsiniz, önemli bir indirme yapıyor olabilirsiniz ya da devam eden başka bir işleminiz varsa bu şekilde gereksiz enerji tüketiminin önüne geçebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle ekranınızın kapalı olması güç tüketimini büyük ölçüde düşürecektir. Çalışmaya devam etmek ya da devam etmekte olan işlemi kontrol etmek istediğinizde F2 tuşuna basarak ekran ışığını açabilirsiniz. Bu şekilde manuel olarak ekranı kapatıp açmak bilgisayarınızda devam eden işlemlerinizi kesintiye uğratmadan güç tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Bu küçük ayarlar, basit kişiselleştirmeler bilgisayarınızı daha verimli bir şekilde kullanmanıza katkı sağlayacaktır. Siz bu ayarları kendi kullanım alışkanlıklarınıza göre istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben bilgisayarını çok yoğun kullanan biri olarak kullandığım ve faydasını gördüğüm ayarları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Apple bilgisayarları, başka bir deyişle Mac işletim sistemli bilgisayarları aktif olarak kullanıyorum. Çok uzun zamandır kullanıyorum arkadaşlar ve bu bilgisayarlarla ilgili birçok inceleme ve deneyimleme videosunu sizlerle paylaşıyorum. Çok uzun yıllardır, çok eski modellerden bugüne birçok modeli kullandım, inceledim ve son birkaç yıldır da bu deneyimleri sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Hatta birçok yeni Mac bilgisayarla Türkçe olarak ilk kez benim kanalımda tanışıyorsunuz arkadaşlar. Kanalımda ürün incelemelerinin yanı sıra incelediğim ve kullandığım ürünleri daha verimli kullanabilmeniz için teknoloji eğitimleri de hazırlıyorum. Bu videolara kanalımdaki eğitim videoları başlıklı oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı ve hazırlamamı istediğiniz yeni videoları yorum olarak yazabilir. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilir ve videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Bu tarz videoların birçoğunu sizlerden gelen sorulardan yola çıkarak hazırlıyorum arkadaşlar. Bu yüzden merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz ve kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarda sorularınızı lütfen yazmaktan çekinmeyin. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.